Sibel Hanım şöyle demiş. Derdi, sıkıntısı veya bir arzusu olan kişi hangi zikirleri çekmeli? Allah'ın rahmeti, bereketi üzerinize olsun demiş. Bismillah, elhamdülillah. Ve salatu ve selamu ala Resulillah. Yani insanoğlunun başına değişik sıkıntılar elbette gelir. Tabii bunlara tahammül ettiği takdirde, sabrettiğinde Cenab-ı Hak ona mükafatını mutlaka verecektir. Peki sıkıntılar karşısında ne yapalım? Yani Cenab-ı Hakk'a nasıl niyaz edelim noktasında mesela bu kardeşimiz ve diğerleri Enbiya suresine şöyle bir bakacaklar. Enbiya suresi 83. 87. ve 89. ayetlerinde Cenab-ı Hak o sevdiği büyük insanların dua şekillerini bize öğretiyor. Orada Hazreti Adem'in de başka yerde duası, niyazı var. Hazreti Adem'in dua ve niyazı yaptığı hatalardan dolayı Cenab-ı Hak'tan özür diliyor. Ne diyor mesela? Bismillah. Rabbena zalemna enfusena. Yani biz hata yaptık diyor. Ve in lem tağfir lena. Bizi bağışlamazsan, affetmezsen. Ve terhamna lenekunenne minel hasirin diyor. Yani biz zarara uğrayanlardan oluruz. Hangi durumda diyor bu? Hata işlemiş. Cenab-ı Hak yapmayın demiş, yapmış. Ondan dolayı yine Mevla'ya niyaz ediyor, af talep ediyor. Şimdi o büyük peygamberlerin, Enbiya suresi 83'ten örnek vermiştik. Orada Cenab-ı Hak bir peygamberinin duasına, Eyüp aleyhisselama temas eder. Nasıl dua ediyor? Eyüp aleyhisselamın malum hayatını okusun herkes, okumalı. 7 tane erkek, 3 tane de kız çocuğu varmış, 10 tane. Mal varlığı da bayağı var. Cenab-ı Hak hepsini almış. Çocuklar ölmüş, mal gitmiş efendim ve tedavisi mümkün olmayan bir hastalığa tutulmuş. Şimdi ne yapacak? Yani mal konusunda diyor ki biz yeryüzüne çıplak geldik. Huzuruna da çıplak gideriz, mesele değil. Veren sensin, alan sen diye bir bağlılığını ifade ediyor. Fakat rahatsızlığı o kadar ilerliyor ki ne yapacağını bir türlü bilemiyor. Hanımının yardımıyla bir niyazda bulunuyor Cenab-ı Hak. Rabbi enni messeniyet dur ve ente erhamur rahimin diyor. Ya Rab, o kadar zor durumdayım ki. Cenab-ı Hak bilmiyor mu? Aziyetini ifade ediyor mu? Aziyetini ifade ediyor. Gerçekten zor durumdayım. Yani tahammül sıkıntılarım var. Sen merhametlerin en merhametlisisin diyor. Şimdi sıkıntı halinde bize ne yaptı? Cenab-ı Hak Hazreti Eyyub'un duasını öğretiyor. Bu birincisi. Şimdi 87. ayet-i kerimeye bakalım. Orada Zinnun dediğimiz Yunus aleyhisselamın ümmeti yola gelmediği için kızgınlıkla kaçışı var. Sonra balığın karnına gidiyor. Yani balık yutuyor onu. Balığın karnındayken bir niyaz oluyor. Ne diyor? La ilahe illa ente subhanek inni kuntu minaz zalimin. Bakın sıkıntıda bir yol göstermiş. Mesela bu şekil dua da edilebilir. La ilahe illa ent. Ancak ilah olarak sen varsın diye başlayan inni kuntu minaz zalimin. Ben zalimlerdenim. Yani aslında sana güvenip böyle bir şey yapmamam gerekiyordu ama ya bir kızgınlık halinde bunu yaptım. Sen yücesin, her şeye kadirsin ya Rab. Beni affet tarzında bir niyazı var. Bunu da yapalım. Bu 97. ayet-i kerimede, 87'de böyle geçiyor. Peki Zekeriya aleyhisselamın duasına da temas var. Zekeriya aleyhisselam yalnız, çoluk çocuk yok. Evet. Ne yapacak? Ya hanım yaşlı, kendisine bir arkadaş istiyor, destek. Onun da Cenab-ı Hakk'a niyazı, La tezerni ferden ve ente hayrul varithin olmuş. Yani ya Rab beni yalnız bırakma diyor. Sen gerçi
kalanların yani ebediysin, en hayırlısısın. Yani sen olduktan sonra başkasına ihtiyacım yok ama yine de bana bir evlat versen iyi olur diyor. İsteme tarzını görüyor musunuz? Yani ne güzel. La tedarni ferden, yalnız bırakma beni diyor. Cenab-ı Hak ona Yahya aleyhisselamı veriyor. Hanımını da doğum yapacak pozisyona getiriyor. Bakınız sıkıntı halinde ne tür dualar yapılacağı Kur'an-ı Kerim'de yer almış. Yani dört tane peygamberden bize örnek verdi. Resulullah Aleyhisselam'ın mesela hadisleri var. Daha önceki haftalarda bir temas etmiştik. Men lezmel istiğfar diye başlayan bir hadis var. Yani estağfirullah, estağfirullah, estağfirullah el-azim, el-kerim, el-rahim el-lezi la ilahe illahu, el-hayyel-kayyum ve etubileyh. Şimdi bu duayı günlük virt halinde yapan insanlar için Cenab-ı Hak neler verir diyor. Gam halindeyse üzüntülü onu giderir. Darlıktaysa ne olabilir? Maddi manevi darlık onu da giderir. Üstelik ona bir şeyler verir. Ve razakahu min haythu la yahtesib denmiş. Yani hiç beklemediği yerden de rızık verir. İşte bize beş tane örnek verdim de, beş tane peygamberin örneği. Yani bu arada mesela Nuh Aleyhisselam'ın kavmine söylediği şeyler var. İstağfiru Rabbekum diye onlara ne diyor? Cenab-ı Hak'tan af dileyin. Size bol yağmurlar verir. Çoluk çocuğunuz malınızı artırır. Bakın istiğfar. Resulullah Aleyhisselam'ın hadisiyle ne oldu? Uyum içinde değil mi? Yani aynı şeyleri ifade ediyor. O da öyle bir tembihte bulunmuş. Dolayısıyla halimiz ne ise, yani kimimizin maddi sıkıntıları oldu. Herkes kendini aslında daha iyi biliyor değil mi hocam? Evet, yani herkes mesela bu dualardan nasiptar olabilir. Bununla Cenab-ı Hakk'a niyaz edelim, isteyelim. Cenab-ı Hak istediğimiz şeyleri hakkımızda hayırlı olarak inşallah bizlere verir.